Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz Emine. Ben biliyorsunuz faturam geldiği gibi hemen size video çekip atacağım demiştim. Faturam geldi, sıcak sıcak, taze taze, dumanı üstünde. Böyle hop, el yakıyor. Ama düşürdüm faturayı. Düşürdüm arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen ay bana 466 TL fatura gelmişti. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız mutlu olurum. Hatırlatması yaptım şu anda. Bu ay 464 TL geldi arkadaşlar. Nasıl bir düşürme bu diyecek olursanız, geçen ayki faturam 10 günlük zamlıydı. Takip edenler biliyorlar. 10 günlük zamlı faturam 466 TL'ydi. Günlük kullanım kilovatım 10,40. 940'tı. 10,940 geçen ay. Bu ayki faturam 464 TL. Günlük kullanımım 7,540. Düşürmüş müyüm? Aslında daha çok gelecekti. Ben geçen ay yaptığım şeyleri yapsaydım, geçen ay kullandığım elektrikli eşyaları kullansaydım, bu ay bana böyle kafadan bir 600 lira gelecekti yani. Ama ne yaptım arkadaşlar? Hemen size de söylüyorum. Çünkü biliyorsunuz o fatura videolarımın altındaki yorumlardan sizlerin yazdığı şeyleri çok önemsedim. Ve onları tatbik ettim arkadaşlar. Bir, şofben kullanımını kısıtladım. İki, elektrik süpürgemi kati süretle açmadım. Böyle ortalarda dolanan robot süpürgeler var ya. İşte onu kullandım. Hiçbir şekilde o Philips Marathon olan kocaman süpürgemi kutusuna koydum, kaldırdım. Bir ay boyunca kati süretle kullanmadım. Diyeceksiniz ki o robot olan işte dolanan süpüren Django diyorum ben ona. Şey yapmadım mı, ne kadar yakıyor? Bakın arkadaşlar, benim Philips Marathon'um 1 saatte 750 watt yakıyor. Django, o ortalıkta dolanan süpüren 4 saatte 100 watt yakıyor. Hemen kaldırdım. Daha sonra arkadaşlar, çamaşır makinesindeki çamaşırlarımı daha çok biriktirip de yıkamaya başladım. Mesela normal olarak ne yapıyoruz biz? Renkliler, karalar, beyazlar diye ayırıp her hafta atıyoruz, makineye yıkıyoruz değil mi? İşte kaç makine çıkarsa böyle işte yıkıyoruz. Yapmadım. Benim makinem 8 kiloluk arkadaşlar. Ne yaptım ben? Biriktirdim. Karalar 8 kilo. 8 kilo olana kadar yıkamadım. Böyle makine doldu yani. Fulledim makineyi, öyle yıkadım. Daha düşük derecelerde yıkadım. Daha kısa programlarda yıkadım. Bakın, elektrik faturasını düşürmek gerçekten çok zor. Ve sabır istiyor. Bir ay boyunca bunları yapmak büyük bir sabır istiyor arkadaşlar. Ütü hiç yapmadım. Bir tek gömlek ya da bir tişört dahi ütülemedim. Ütü hiç yapmadım arkadaşlar. Saç kurutma makinemi asla ve katiyen kullanmadım. Derin dondurucumun fişini çektim. Derin dondurucumun içindeki her şeyi boşalttım arkadaşlar. Mesela ben yazdan işte biberler, şeyler falan bir sürü almıştım, doldurmuştum. Onları ne yaptım ben biliyor musunuz? Biberleri falan çıkarttım hepsini. Onları tavaya koydum. Tavada kavurdum. Sıcak sıcak ağızlarını kapattım. Kavanozladım, ters çevirdim. Derin dondurucumun fişini çektim. Oysa ki ben onu yani şey, yazın ucuz alayım, depolayayım oraya. Kışın mevsiminde olan şeyleri tüketebileyim diye almıştım derin dondurucumu. Neyse, onu da pişini çektim. Böylelikle 7,540 kW'a kadar düşürdüm. 464 TL faturam geldi. Beni oynatacak, göbek attıracak, sevindirecek bir faturam hayır, kesinlikle değil. Ne şirketlerim var, ne bankalarda milyon dolarlarım var. Kesinlikle değil. 464 lira çok büyük bir rakam yani. Bir dahaki ay, yani şimdi bir ay daha benim tasarruf etmem lazım. Bir ay daha mesela fırında hiç yemek pişirmemem lazım, ama şöyle bir durum var. Ben fırında yemek pişirmiyorum, fakat ben tüp kullanıyorum biliyorsunuz. Takip edenler biliyor. Tüp 255 TL. Fırında yemek pişirmiyorum. Tüpe yükleniyorum. Tüpte yemek pişiyor. Tüp bitiyor. 255 TL tüp değişiyor. Yani bir yerden tutmaya çalışırken bir yerden kaçıyor. Tüpler çok pahalı. Tüpler çok pahalı. Yani tüple başa çıkamıyorum yani. Bu durumun da çözülmesi lazım. Peki bunu nereye kadar sürdüreceksiniz derseniz eğer. Böyle tasarruf düşünsenize, hiç ütü yapmadan nereye kadar sürebilir yani?
Hiç saç kurutmadan, derin dondurucunun fişini çekerek, elektrik süpürgesini kutusuna koyarak. Çaycım var çaycım. Ya öyle duruyor mutfakta. Ya tüpte de çay demleyince tüp bitiyor. Çaycıda da çay demleyince elektrik geliyor. Öyle duruyor çaycım. Bir şey diyemiyorum. Susuyorum. Susma hakkımı kullanıyorum şu anda. Burada bana eşim böyle ne bakıyorsun derseniz bana çıkarttı. Ne yapsın adamcağız yani. Dedi ki işte buzdolabını kullanırsan şu kadar. Mesela bizim buzdolabımız bir ayda 36,41 kilovat elektrik harcıyormuş. Bir ayda 36,41 kilovatın buzdolabında. Buzdolabın markasını söyleyeyim. Bosch. A+, Bosch. Büyük, en büyüklerinden. Hani oluyor ya 2 metrelik buzdolapları. Onlardan. Ama ben buzdolabının hiç aylık 36,41 kilovat yaktığını hiç bilmiyordum. Bu ay öğrendim. Bulaşık makinesi ben her gün çalıştırdığım için aylık 34,5 kilovat yakıyormuş. Bunun özel bir videosunu yapacağım zaten size. Bakın böyle önlü arkalı. Neyi ne kadar kaç saat kullanırsan dedi bana eşim dedi. Bunları söyledi bana yazdı. Bu şekilde de elektrik faturan gelir. Ama böyle kullanırsan böyle elektrik faturan gelir dedi. Bunların hepsini yazdım ben. Bunların ayrı bir faturasını yapacağım. Benim şimdiki derdim bu gelen fatura. Bu fatura. Bunu daha da düşürmem mümkün değil arkadaşlar. Ya düşünsenize neredeyse hiçbir şey kullanmadım yani. Hiçbir şey kullanmadım yani. Daha düşmez ki. Nasıl düşecek? Yani ben söyleyeyim eşime böyle bir tane bisiklet getirsin. Böyle hurdalıklarda falan böyle bir yerde bisiklet bulursa getirsin. Ben pedal çevireyim elektrik üreteyim yani evde. Hani daha fazla düşmez yani mümkün değil yani anladınız mı? Ha, iyiymiş evde pedal çevirip valla televizyon izlerken düşünsenize. Televizyon izlemek için pedal çeviriyorsun işte televizyon izliyorsun. Ondan sonra televizyon hiç elektrik yakmamış oluyor. İyiymiş bak yattı kafama. Her neyse sizler neler yaptınız? Geldi mi elektrik faturalarınız? Ne kadar geldi? Geçen ay ne kadardı? Şimdi ne kadar geldi? Onları da yazarsanız çok sevinirim. Şimdi ben tabii ki mecburen böyle bu şekilde biraz daha tasarruf yapmaya, dikkatli olmaya devam edeceğim. Çünkü 464 lira benim için büyük bir meblağ. Ama ne kadar düşürürüm? Hadi bir dahaki ayda 400'e düşürsem gene iyi yani. Gerçekten iyi. Hani 400'e düşürsem en azından artmamış olur. Ama ben bu faturaların zamları düşürülene kadar tasarruf etmek zorundayım. Bu zamlar geri alınana kadar tasarruf etmek zorundayım. İnşallah geri alınır. Yani artık inşallah çünkü gerçekten var olan eşyalarımızı kullanamıyoruz yani. Aldık yani onlara o kadar para verdik ya para verirken mesela değil mi? Mesela bir eşya alıyorsun parasını veriyorsun. Artı mesela bunun evine kullanmak için değil mi alıyorsun? Kullanmak için aldığımız şeyler dolapların içlerinde bekliyorlar. Olmaz. O yüzden bu faturaların zamları geri alınana kadar ben bu şekilde tasarruf etmeye devam edeceğim. Sizler de ne kadar elektrik faturanız geldi yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. En önemlisi sağlıkla kalın.